Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Fatih Kınalı Bursa'dan soruyor. Diyor ki, hocam, onlar bilmiyor da siz mi biliyorsunuz diyen kişilere şu ayet cevap olabilir mi? Hani Araplar peygamberimize biz atalarımızın yolundayız dediklerinde Allah peki sizin atalarınız doğru olduğundan emin misiniz diye soruyor. Yani اَوَلَوْ كَانَ اَبَاءُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ya babalarınız bir şey bilmiyor. Bakara 170'ti galiba. Ya da doğruyu tutturamamışlarsa da mı öyle olacak? Yani atalarımızdan gelen şeyler yanlış olacak diye bir şey yok. Eğer yanlış olacak olsa bütün okulları kapatmamız lazım. Yani çünkü bütün kitaplar atalardan gelen bilgilerle doludur. O bilgileri insan öğrenir, ondan sonra üzerine yeni bir şey katar ya da katmaz. Ama Cenab-ı Hak bize bunu şöyle diyor, diyor ki, ya atalarınızdan gelen şeyde yanlış varsa, bu ne demektir? Hangi bilgi olursa olsun, o bilgi üzerinde çalışan insanlar, onu bir kere bir gözden geçirsinler. Yanlış olabilme ihtimaline karşılık, onun üzerine bir çalışsınlar. Bu sebepten dolayı yani bu ayet-i kerimenin ortaya koyduğu husus şu oluyor. Atalardan bize gelen bilgilere şüpheyle yaklaşmak lazım. Niye şüphe? Yanlış olabilir şüphesiyle. Yanlıştır diye değil, yanlış olabilir. Her türlü bilgi için. Şüphe de insanı bir ilim adamı yapar. Şüphe de ilim adamı yapar. Dolayısıyla tabii bu arkadaşımızın söylediği doğru. Ama bu hep de böyle itirazlar olacak. Evet, Gökhan Kocal soruyor Zürih'ten. Hızır kıssasının yaşanmış bir olay olmadığını, mesel olduğunu savunan hocalarımız var. Bu konuyu değerlendirir misiniz? Valla son zamanlarda insanlar bir acayip oldular. Yani eskiden de böyleydiler zaten. Böyle olduğunu örneklerle gösterdik. Şimdi Kur'an İlla Kur'an denmeye başlandı ya, Kur'ansa Kur'an, bu defa Kur'an'ı kendilerine uydurmaya başlayanlar ortaya çıktı. Kur'an'a uyma yerine Kur'an'ı kendilerine uydurmaya başlayanlar ortaya çıktı. Yok efendim mucizeler, mucize diye bir şey yokmuş. İşte Musa Aleyhisselam'ın denizi yarması bir gelgit olayıymış. Nasıl bir gelgit olayı ki iki tarafa dağlar gibi yığılacak sular. Ortaya da kupkuru bir yol çıkacak. Bu ne biçim bir gelgit olayı? Çeşitli şeyler söylüyorlar. Tabii bunu da söyleyecekler. Aslında böyle bir olay olmamıştır. Şöyle şöyle dedi, güzel de sana mı inanacağız, Allah-u Teala mı inanacağız? Az önce ne yaptık? Öbürleri hiç olmazsa ayetin birini okuyor, öbürünü bırakıyor. Sen okuduğun ayeti de yok sayıyorsun. Allah orada sana masal mı anlatıyor? Şimdi enteresan bir şey, bakıyorsunuz yani, geçen de birisi diyor ki işte size karşı şeyler var. Yok kardeşim dedim, yani bize karşı olanlar bir, gelenekçiler, iki, yenilikçiler, üç, tarikatlar, dört, cemaatler, bu kadar, başka kimse yok. Ya, siyasi olarak başka, menfaat grupları, çeşitli menfaat grupları karşı çıkıyor, mezhepler falan, o kadar, başka bir şey yok. Şimdi yenilikçiler de bize karşı ya, bir defa insanlar bizi bir yere koyamıyorlar. Bunlar hangi tür bir insan diye. Sizin koymanıza lüzum yok. Biz Müslümanız kardeşim diyoruz. Biz değil miyiz? Ne bileyim, biz öyleyiz ama sizi bilmem. Ona siz kendiniz karar verin. Evet, sorum evlilik üzerine diyor. Amerika'dan Metin Teke soruyor. Üniversitede öğrettiğim bir derste İslam'da iki kız kardeşleriyle aynı zamanda evlenmek yasak olduğunu söylemiştim. Birleşik ikizlerin evlenmesi soruldu ve cevabını bilmediğimi söyledim. Sorup öğreneceğimi söyledim. Birleşik ikizler de iki kız kardeştir. Ha, birleşik ikizler. Ha. Ha, şimdi anladım. İki tane kafa. O tek kişi sayılır, o iki tane sayılmaz, o bir tek kişidir çünkü bir tek insandır yani, iki eli var, iki ayağı var.
O iki ayrı kişi değil. Bir tek kişi olarak kabul edildiği için. Mesela ona iki tane nüfus cüzdanı verilmiyor. İki ayrı vücut mu? Ha, kafalardan yapıyor. Onlar iki ayrı kişi olur tabii o zaman da artık onun çok özel bir durum artık bilmiyorum. Ona hakikaten bu ha, bir de video göndermiş. O zaman ona biz daha sonra bakarız. Şu anda bakmamız mümkün değil. Evet. İbrahim Keskin Üsküdar'dan soruyor. Fıkhın meallerin hatalarla dolu olduğunun farkındaydık. Ancak bu kadar vahim olduğunun farkına sayenizde vakıf olduk. Dört mezhebin fıkhını okumuş bir imam hatipli olarak Allah razı olsun biz Kur'an'ı 25 yıldır hiç okumamışız. Yeniden dine dönüyoruz çok şükür. Mevla muvaffak etsin bu kadarla kalmaz. İbrahim Bey hep birlikte bu işi ele almamız lazım. Bu çok büyük bir iştir. Yani şunu içinize iyice sindirmeniz gerekiyor. Hepimiz için birinci derecede iş budur. Hayatımızın gayesi budur. Allah'ın dinini doğru anlamak, yaşamak ve insanlara doğru anlatmak. Bu hepimizin birinci hedefi olması lazım. Onun dışındaki her şey ikinci hedeftir. Dolayısıyla tamam öğrendik, güzel ama orada kalmaması lazım. Fatih Kınalı Bursa'dan soruyor. Diyanet İşleri sizin belirlemiş olduğunuz namaz vakitlerini ve sahur vakti için size yanıt vermiyor. Acaba kendilerini toplumu kandırmaktan dolayı mahkemeye versek mahkememizde karşınıza çıkarlar mı? Vermeden belli olmaz. Bitti değil mi? Burası tamam. Peki. Yok şimdi Ali Rıza Demircan Hoca'yı aramışlar. Adnan Ökten Bey'i aramışlar. Biliyorsunuz astronom arkadaşımız. Bu konuda bir toplantı yapacağız demişler. 30 Kasım'da. Bakalım ne yaparlar. Yani Ali Rıza Hoca gidecek. Bir de Adnan Bey gidecek. Belki bizi ararlar mı aramazlar mı? Şu ana kadar bize ulaşan bir şey yok. Yani demek ki bunu bir problem olarak önlerine koymuşlar. Bu da güzel bir gelişme. Şartlarına uyularak gerçekleştirilmiş 3 talaktan sonra kadın kendi isteğiyle eski kocasına dönebilir mi? Kendi isteğiyle eski kocasına dönmesinin şartını Bakara 230. ayet bir başka erkekle evlenmesine bağlıyor. Yani bir başka erkekle evlenmedikten sonra o ikinci erkek de onu boşamadıktan sonra dönemez. Ha, kendisi ayrılsa döner mi? Dönebilir tabii. Ama mutlaka bir başka erkekle evlenmesi lazım. Onu Allah şarta, öyle bir şarta bağlamış. Bu kadına da bir ceza değil mi? Yok. Kadına niye ceza olsun? Erkeğe cezadır. Çünkü şimdi o psikolojiyi hele 3 ayrı kere yaşayın, o zaman bakarsın cezanın kime ait olduğunu. Yaşamadan bilmek mümkün olmaz. İsrailoğulları bir cumartesi yasağını çiğnediler. Allah onlara aşağılık maymunlar olun dedi. Sizin anlattığınıza göre bizim ulema 3 yasak çiğnemiş oluyor. Talakta, mirasta, oruç bozma kefaretinde bu durumu nasıl izah etmeliler? Keşke 3 tane olsa yani. Bizim dersi her dinlediğinizde kaç tane rast görüyorsunuz? Bu din gerçekten tanınmaz hale gelmiş ama Cenab-ı Hak ömür verirse, sağlık ve afiyet verirse, imkanlarımızı genişletirse ki veriyor hamdolsun. Ben kendi adıma son nefesime kadar bu yoldan dönmemeye söz vermiş durumdayım. İnşallah siz de öylesinizdir. Ve bunu hakim kılacağız. Başka yolu yok. Yani doğruların peşinde gidenler son derece güçlüdürler. Biz bunu yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun son derece güçlüyüz. Güç doğrulardan geliyor. Yanlışların peşinde düşenler ister istemez yıkılmak, kaybolmak zorundadırlar. İnnel batile kâne zehûkâ diyor Allah-u Teala. Batıl yok olup gider. Ne kadar destekçisi ne kadar çok olursa olsun hiçbir şey ifade etmez. Ben mesela şahsen
İlkokulda kararımı vermiştim. Bu dine yapılabilecek en büyük hizmeti yapacağım diye kendi kendime karar vermiştim. Böyle, ya Rabbi bana benim bilgimi artır, yapılabilecek en büyük hizmeti bana nasip et demediğim bir namazın olduğunu zannetmiyorum çocukluğumdan. Allah'a hamdolsun Cenab-ı Hak da nasip etti. Çok şükür biz şimdi o günleri yaşıyoruz. Hamdolsun. Dolayısıyla hep birlikte, hep beraber bu büyük hizmeti yürüteceğiz. Başka yolu yok bu işin. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın ayeti. Musa Aleyhisselam mucizelerini nasıl açıklarız? Sen Allah'ın kanununda değişiklik bulamazsın. Hükmünün içerisinden o kanunlardan bir tanesi de Allah'ın peygamberlere mucize vermesidir. O da Allah'ın kanunlarındandır. Yani. O kanunları koyan da odur. O peygamberin peygamberlik belgesidir. Evet, Ahmet Ek sormuş Bilecik'ten. İkinci defa boşanmış bir çift için kadın başka biriyle evlenip boşanırsa ve tekrardan ilk eşine döner veya üçüncü kez evlenmiş olursa üç talak hakları sıfırlanmış olur mu? Tabii ki sıfırlanmış olur. Yani üç kere boşandıktan sonra da evlenince sıfırlanırsa iki kere boşandıktan sonra niye sıfırlanmasın? Şey, buradaymış mı ya şey? Bakıyorum gidiyor kendi kendine yukarıya doğru. Evet, Resul Akay Stuttgart'tan soruyor, Almanya'dan. Karı koca büyü ile ayırmak, karı kocayı büyü ile ayırmak mümkün mü? Muska bozmak günah mıdır bozdurana ve bozana? O büyü dediğiniz aslı astarı olmayan şeylerdir ama insanları ciddi manada etkiler. Yani adamın psikolojisini bozarsınız. Bundan dolayı ayrılma olmuş olabilir. Bunlara tabii ki engel olmak gerekir. Büyüyü bozmak nedir? O insanların yalanını ortaya çıkarmaktır. Mutlaka bir yalan organizasyondur. O yalan ortaya çıkardığın zaman büyüleri bozulur. Ve en önemli şey de bu tür insanlara moral vermek, onların kendilerine olan güvenini sağlamaktır. Moral için de en kestirme yol Kur'an ayetlerini anlayarak okumalarıdır. Çünkü kendilerini en fazla o şekilde güçlü hissederler. Tamam mı? Mücahit Aygün Hatay'dan bildiriyor. Geçenlerde bir ilahiyat profesörü ile iki denizi birbirine saldık, ikisinin suyu birbirine karışmaz gibi Kur'an anlatımlarının Resulullah tarafından her yönüyle bilindiğini, Kur'an'da anlatılıp da peygamber tarafından bilinmeyen hiçbir şey olmadığını söyledi. Siz ne dersiniz? Ben şahsen onların peygamberimiz tarafından bilindiğini düşünmüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün ilimlerin hazinesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan yararlanma konusunda bize örnektir. İşte onun örnekliği ayetler arası ilişkileri kurarak oradan çıkardığı hükümlerle olur. Biz onun örnekliğiyle hareket edip diğer tüm bilim dallarında yeni şeyler, gelişmeler sağlayabiliriz. Peygamberimizin görevi değildir o şeyler. İşte sıcak şeyle, tuzlu suyla, tatlı suyunun karışıp karışmaması meselesi ya da diğer bir takım konular. Ben şahsen öyle düşünmüyorum. Evet, Nihat Hüseyin Yunanistan Gümülcine'den soruyor. Âlâ suresinin 7. ayetinden Bakara 106. ayet bağlamında nesih mi anlamalıyız? Yoksa Kur'an'da unutturulmuş ayetler olabilir manası çıkar mı? Şimdi sebbih ismarum. Sen okri'uke felâ tensâ illâ maşâallah. Sana okutacağız. Sen, yani senin zihninde bunu toparlayacaksın. Ama unutmayacaksın. Cenab-ı Hakk'ın unutmanı istedikleri başka. Şimdi bu Allah-u Teala'nın kuralıdır. Yani mutlak gücü kimseye vermez. Kendi elinde bulundurur. Orada illa maşallahın olması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir şeyi unuttuğu anlamına gelmez.
Ha, unuttuğu bir şey olabilir mi? Tabii ki olabilir. Tabii ki olabilir. O da mümkündür. Ama şahsen ben bu konuda bir örnek bilmiyorum. Bitti mi? Peki. İyi. Tamam. Şimdi burada size bir ilanımız var. Ramazan Koyuncu arkadaşımız epey zamandır büyük bir gayret ile Beyoğlu Kur'an evini kurdu. Bunun açılışına davet ediyor. Pazar günü saat 14'te. Şeydeki Kasımpaşa'daki Cami-i Kebir, yani büyük cami var ya, oraya Hakça Cami-i Kebir diyor, değil mi yani? Öyle biliniyor. Orada Tabakhane Yokuşu sokağında 2 numarada. Ne tarafına kalıyor camiye gelenler? Nasıl bulacaklar? Kimseye sormadan. Yani caminin öbür tarafında, yani sokağın, işte caddenin bir tarafında cami, öbür tarafta Kur'an evi, öyle mi? Yani bizim şeyden, Şişhane'den gelirken yolun sağında inecekler. Ha, deniz taksi o zaman şeyden gelen yolun. Şişhane'den gelenler ışık şey yapacak, ha, inecekler, cami tarafına geçecekler, oradan sonra. Deniz taksinin arkası. Tamam, deniz taksi diye aklınızda kalırsa tamam. Evet. Evet, herkes davetli oraya. İnşallah ben de orada olmak, yani büyük bir şey olmasa ben de olacağım. Artık sizler de davet. Ha? Ha, bak şimdi tamam, şeyin de bir daveti var. Servet Hoca'nın veriyorum. Evet, şimdi hamdolsun vakfın faaliyetleri artık böyle kurumlar halinde öbek öbek çoğalmaya başladı. Bunlardan birisi de yine vakıf bünyesinde kurmuş olduğumuz ve başlamış olduğumuz SUSEM. Yani uzaktan Süleymaniye Vakfı Uzaktan Eğitim Merkezi. Eğitim Seminer Merkezi. Şimdi malum dünyada, Türkiye'de de bu yavaş yavaş başladı ama dünyada çok uzun zamandan beri internet üzerinden uzaktan seminerler veriliyor, eğitimler veriliyor. Bu her branşta yapılıyor. Biz de bunu Süleymaniye Vakfı bünyesinde bizim bu dersleri daha formal şekilde, daha düzenli şekilde, daha sistemli şekilde takip etmek isteyenlere yönelik böyle bir faaliyet başlattık. Bu faaliyette, bu eğitim veya seminer sisteminde seminerler 4 bölümden oluşuyor. Yani 4 dönemlik. Her dönem 14 haftalık seminerlerden oluşuyor. Ve bu seminerler internet üzerinden herkese belli bir şifre veriliyor. O şifre üzerinden belirlenen saatte derse giriyor, internete giriyor. Hoca ve dinleyiciler canlı olarak dersi veya semineri yapıyorlar, müzakeresini ediyorlar, gerekirse tartışıyorlar ve bu şekilde bir seminer uygulaması devam ediyor. Bu seminerlerde aslında gerek salı günleri, gerek cumartesi günleri, gerekse diğer bizim vakıfta yapılmış olan o yayınların, toplantıların daha konsantre edilmiş ve daha da mikro hale getirilmiş başlıklar halinde bu seminerler uygulanacak ve uygulanıyor. Mesela işte Kur'an'ı anlama, Kur'an-ı Kerim tarihi, efendim tefsir metinleri okumaları, hadis usulü, hadis metinleri okumaları, İslam hukuku 1, İslam hukuku 2, efendim günümüz fıkıh problemleri, tasavvuf ve tarikatlar, dinler tarihi, siyer, Hazreti Peygamber Efendimizin tarihi, İslam tarihi gibi bu tür seminerleri adeta bir yüksek okul seviyesinde o formal şekilde inşallah sunuyoruz ve bundan sonra da daha yoğun bir şekilde, daha
nasıl diyelim, profesyonel bir şekilde bunları inşallah sunmaya çalışacağız. Sizlerden istirhamımız, bunlardan önce sizin bilginiz olsun. Çevremize bunları duyuralım. İstekli, arzulu olanlar bir şekilde haberdar olsunlar. Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından, herkese, her seviyeden insana açık. Mesela geçen hafta biz bir, geçen dönem bu seminerlere katılan arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Sağ olsunlar, güzel bir organizasyon yapmışlardı. Yani Türkiye'nin ve dünyanın her bölgesinden insanlarla orada buluştuk. Çok güzel bir atmosferdi ve herkesin gözleri pırıl pırıl idi. Herkes memnun idi. Tabii eleştirilen noktalar da vardı. Daha fazla talepler vardı. O talepler de dillendirildi. Onlar da not alındı. İnşallah yeni dönemde onlar da dikkate alınarak yeni programlar oluşturuldu ve oluşturuluyor. Dolayısıyla bunu çevremize duyurabiliriz. Seminerler Ekim, Ocak, Şubat, Haziran arasında oluyor ve olacak. Dolayısıyla şu önümüzdeki günlerde Süleymaniye Vakfı'nın sitesinden bu tür duyuruları görebileceksiniz. Oraya kayıt yaptırabilirsiniz. Seminerleri bitiren her arkadaşımıza Süleymaniye Vakfı'nın uzaktan eğitim seminerleriyle ilgili bölümü tarafından birer sertifika verilecek. Tabi bu sertifika aslında inşallah ileriye yönelik bir ön adım diye düşünüyoruz. İnşallah Allah nasip ederse ileride bir bu merkezi bir fakülte seviyesine getirebilirsek bu sertifikalar gerek kurumumuz açısından gerekse bu sertifikayı elinde bulunduran arkadaşlarımız açısından çok önemli, çok kıymetli, çok değerli olacak. Ama varsayalım ki öyle olmasın. Önemli olan o sertifikalar değil, önemli olan o sertifikayı alım sürecinde katılmış olan dersler, seminerler ve elde edilmiş olan bilgilerdir. Asıl olan da odur. Bu vesileyle bütün sizleri ve internet başından bizi izleyen değerli izleyicilerimizi bu seminerler konusunda daha aktif olarak yer almalarını, katkıda bulunmalarını umduğumuzu ifade ediyorum. Evet. Hepinize hayırlı akşamlar.